Evet değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir çiftlik. Şimdi tanıtıma geçiyoruz, detaylara. Dakikada var ya, şunu var ya, tankeri dokunuyor 15 dakikada. Süper. 15 dakikada kocaman o tanker var ya, sır. Ha. Onu hemen dolduruyor. Hemen böyle dolduruyor. Hayvanları 15 dakikada bak. Evet. Makine ha, açıyorsun. Evet. Çok güzel bir sistem ya. Bak. Böyle alıyor, açıyor. O bozuktu, bozuktu. Bir de şu dar yol, ölüm yolu dediğimiz, hem indirme hem bindirme için hayvan böyle tersine dönmesin, tek istikamete gitsin diye yapılmış. Yapılmış. Bir de aşılarını veyahut da hasta olduğu zaman hayvan iğnesini yapabilmek için de şu araya sokuyoruz. Evet, kaç tane hayvan bakılabilir burada? Burada 3 tane ahırımız var. Evet. 3 tane bağımsız ahırımız var. Her ahırda ortalama 70 adet sığar, 200-210 adet hayvan bakabiliyoruz. Ortalama 200-210 adet büyükbaş hayvan. Baş hayvan bakabiliyoruz. Hazır, bir eksiği yok değil mi? Yok. Ekipman olarak ne var dedin? Ekipman olarak işte hazır çiftliğimiz var. Burası, burası ne? Malzeme deposu. Malzeme deposu böyle burası. Hani tamir takımı, alettir, edevattır, işte kürek, tabak, evet, filan, anahtar takımı. Evet. Buradan da işte traktörle giriş çıkışımızı yapıyoruz. Evet, buradan hayvanlar burada şu an. Evet, burada. Buranın kapasitesi ne kadar? Burada 3 tane podoktan 3 tane podoğumuz var. Her podokta çok rahat 20-25 tane hayvan sığdırabiliyoruz. Evet. Sığdırdığımız zaman oluyor 75 tane hayvan. 75 tane hayvan sığdırabiliriz buraya. Evet. Yem kırma makinesi. Yem tarama makinesi. Bu da var. Hep bütün ekipmanlar veriliyor. Hayır, isteyen müşteri isterse bunu da veririz. İstemiyorsa biz boş olarak veririz buraya. Sadece çiftlik ve ahırlar, ev var. Evet, ev bir 3 katlı ev. Evet. Tamam. İşte gördüğünüzde çukur, gübre çukuru var. Ha, orayı var. Evet. Gübre orayı demin gösterdik. Bir daha gösterelim. Burada sıyırgı var. Sıyırgımız var bu ahırda. O bir ahırda sıyırgımız yok. Burada sıyırgımız var. Evet, gübre çukurumuz burada, burası. Buradan otomatik olarak buradan alıyor, buradan çekiyor, romarka yüklüyorsun. Burada tanker geliyor, tanker geldiği zaman dolum pompası, çamur veya gübre pompası adlandırdığımız pompayla, evet, buradan tankere otomatik olarak 15 dakika, evet, içinde yükleniyor. Sistem ve bu ahırımızla, gübre havuzumuzla bu şekilde, tamam, temizlenmiş orası oluyor. Orası güvenlik kulübesi. Orası işte güvenlik kulübesi. Burası ne? Burası da sılaj deposu. Sılaj deposu burası. Onları da gösterebiliriz. Önce şu sılaj deposuna bir bakalım. Sılaj. 12 evet. Tır. Evimiz karşıda. Evimiz de tepede. Burası ev. Evet. Burası 10 tır, 12 tır civarında sılaşımızı depolayabiliriz. Evet. Mısır sılaşımızı depolayabiliriz dökme olarak. 10 ton. He, betondan, altı yanları hepsi betondan. Son sistem yapılmış. Evet. Evet. Burası da saman depomuzu açalım. Saman depomuzda 12 tır, 10-12 tır civarında da büyük balya samanlarımız da sığıyor oraya. Bayağı alıyor. Evet. Şu saman depomuzu açalım şimdi. Geçelim. Evet. Değerli dostlar, güzel bir çiftlik burası. Ekipmanlar, her şey hazır. Evet, burada bayağı da bir saman yığmışsınız. Vay be. Bu bayağı büyüktü. Şuraya bak, bunları üst üste. Evet. Şu gördüğünüz her saman balyası 250-300 kilo. Her 3-4-5-6-7 kaç tane koymuşuz? 1-2-3-4-5-6-7 8 adet 250-300 kilo civarında olan saman balyalarımızı yerleştirmişiz. Yükseklik bayağı yüksek. Evet. Burayı çok rahat 12 tır sığdırabiliyoruz. 12 tır. 12 tır saman. Evet. Sistem son sistem. Ve her tarafı bakımını yapmışız, boyasını. Bakımlar yapılmış, hiçbir eksiği yok. Şu an hazır faal sistem zaten. Evet. Burada da ikiz derken ikiz ahırımız. Evet. İkisi de bakın hayvanlar. Burayı biz temizliğini kepçeyle, traktörümüzün kepçesiyle temizliğini yapıyoruz. Evet. Buranın gübre çukuru yok. Tabii
nasip olduğu zaman yeni alan müşterimiz şu ihtiyacı yapabilir. Burada bir gübre çukuru yapar, gübre havuzu yapar. Bir evet. tane gübre pompası da taktı mı, burası da otomatik olur öbür taraf gibi. Evet. Yani tek eksiği burası o. Evet. Çatıları değiştirdik yani. Sandviç panel yaptık çatılarını. Sandviç panel yapılmış. Boya badanamızı yapmışız. Boyası, badanası, her şey yapılmış hayvanlar. İki ahırda otomatik, yani aktif. Su kuyumuz var. Su kuyumuz var. Suyumuzu hayvanlar kuyudan içiyor. Bedavaya evet. su içiriyoruz. Normal bir hayvanın günlük su içimi 100-120 kilogramdır. 200 kilo olduğunu düşündüğümüz zaman neye tekabül ediyor? 22 tona, 24 tona tekabül ediyor. Yani 200 tane hayvanın su ihtiyacını. Buradan, bunu da bedavadan karşılamış oluyoruz. Evet. Yani hayvan besleyecek kişilere çok büyük bir avantaj sağlanmış oluyor bu pozisyonda. Evet. Burada besicilik yapıyorsunuz herhalde. Evet. Böyle göster böyle. Bakın sistem. Orada da hayvanlar var. Bu sandviç paneller hepsi yenilendi. Hepsi bakımları yapıldı. Önceden daha biraz şeydi. Bu şekilde burada. Traktör ve yem karma makinesiyle, aracıyla veriyoruz. Evet. Otomatik olarak yemdiklere döküyoruz bu şekilde. Evet, burası 24 dönüm yer. Evet, 24 dönüm. Yukarıda da bayağı bir geniş alan. Oraya da buğday, arpa, her türlü mahsul ekebilir 20, hayvanlar 20 için. 20 dönümlük bu arpa, buğday veya mısır sılaşı ekebilme evet. alanımız da mevcuttur. Evet, i̇şte 24 bütün 24 dönümün etrafı da çevrilidir. Etrafı olduğu gibi çevrili. Tel elektriği, örgülü, suyu, jilet değil. Her şeyi hazır. Sistem her şey hazır. Evet. Evet. Tamam, şimdi evi de gösterelim. Evet, evin giriş kapı kısmı burası. Burada şeyler var değil su mi? Su kuyumuz var. Su kuyumuz otomatiktir. Hem bahçe sulaması için. Evet Şaban Bey. Evet. Su kuyumuz otomatiktir. Şurada hidrofor vesilesiyle işte su kuyumuzun burası, buradan suyumuz gelmekte hidroforla hem şöyle filtre kanalıyla eve gidiyor, filtrelenerek evet. süzülüyor, temizleniyor, arıtılıyor. Bir de ayrıyeten de hayvanlarımıza, ahırlarımıza da suyumuz buradan gidiyor. Bir de bahçe sulaması için de yine buradan şu hortumdan. Bak bahçe sulama hortumu da vanası da bu. Tarlamızda bununla sulayabiliyoruz. İster mısır ekeriz, ister su yani fasulye ekeriz. Su bedava. Ekeriz. Su bedava. Bedava. Hem hayvanlarımızı bedavadan bedava. Su içiriyoruz. Kendi evet. evimizde suyu bedavadan arıtılmış şu daha önceden zaten filtresiyle evet. arıtarak ister içeriz ister kullanırız makinalarımızla. Burada da elektrik. Burası da elektrik panomuz. Bakımlı, hadarzeye her şey bakımlı, sistemli. Evet. Evet. Bakın. Her şey. Yan hazır. Tarafta da su depomuz var. Evet. Burada su depomuz var. Göster. Jeneratörümüz var. Elektrikler kesilirse ister jeneratörü devreye sokarız. Yani kendi tasarrufumuzda olan bir şey bu. Evet. Tamam. Şimdi tarla kısmımız yani evimizin önündeki ekilen alan burası. Burada takriben kaç dönüm yer vardır? Ortalama 20 dönümü ekebilme şansımız var. Ortalama 20 dönümlük bir alan. Etrafı olduğu gibi çevrilmiş. Burada da böyle bir kapısı var. Aşağıda hayvanlar için yapılmış çiftlik girişi. Burada da yaya girişi, özel giriş, araba giriş yeri var. Evet, evimiz kamera sistemi falan hepsi var. Bakın evimiz 3 katlı. Çoban evi 2 katta üstte. Kendinize ait özel. Kazan var. Evet. Kaloriferli. Burası, kazan sistem. Burada meyve bahçesi. Bağ yapabilir. Bağ yapabilir. Ekme alanı. Evet. Burada da bir alanımız var bakın. Çevrilmiş olduğu gibi etrafı aşağı kadar. Aşağıda da bir çiftlik var. Bakın orada. Orası ayrı. Burası bir koruluk. Araba girme yeri. Garaj. Burada odunlar var. Orada kazan dairesi var. Evet. Kazan dairemizi gösterelim. Sen şöyle gir. Evet, kazan dairesi. Termosifon var. Elektrikli termosifonla evimizi iki katı ısıtabiliyoruz. İstersek odun ve kömür kazanımızla, istersek odun kömürle de ısıtabiliyoruz. Artı tepede güneş enerjimiz de var. Evet. Güneş enerjimiz de aktiftir. Evet, sıcak su sorunumuz yok. Güneş enerjisi de var. Tamam, şimdi evin içini de bir çekelim. Ondan sonra drone kaldıralım.
Evet, evin içine geldik. Buradan yukarı kattaki daireye çıkıyor. Yani iki aile burada rahatlıkla oturabiliyor. Bu şekilde buraya bir kapı yapılmış, bir daire gibi. Buradan da diğer aile, iki kardeş, iki bacanak, diğeri de üst katta oturabilir. Burada güzel bir ayakkabılık falan yapılmış. Evet, evin içine giriyoruz. Yerler seramik yapılmış güzel bir şekilde. Burada yine güzel bir yatak odası, eşyalar. Bakın tavanlar olduğu gibi harika, ışıklı. Buradan banyo. Banyo iki taraflı mıydı buradan? Tek miydi? Tek. Evet, ebeveyn banyosu bakın harika. Duşakabini çok geniş, çok rahat. Efendim burada da lavabosu var şurada. Köşede gösterelim. Evet, geniş bir yatak odası. Petekleri falan var zaten kazan dairesi olduğu için. Buradan ısıtma sorunumuz yok. Geniş bir ara. Burada da yine bir petek var. Burada bir oturma odası var. Yine tavanlar harika. Bakın led ışıklı bu şekilde spotlu. Geniş bir oda. Evet. Yine burada geniş bir ayrı bir banyo. Ebeveyn banyosunun haricinde duşakabini, tuvaleti, lavabosu geniş bir güzel. Bakın tavanlar harika. Evet, burası salon. Büyük bir salon. Güzel bir salon. Televizyon ünitesi yapılmış. Bakın tavanlar yine aynı şekilde spotlu, ledli. Evet. Ve Amerikan mutfak tarzında. Burası da görüldüğü gibi mükemmel bir mutfak. Bakın mükemmel bir mutfak. Yeni yapılmış burası da. Görüldüğü gibi ankastresi, buzdolabı. Efendim bu şekilde ankastre seti. Ve geniş bir, güzel bir balkon alanı. Bakın harika. Kapalı. Kapalı her tarafı. Yaz, kış burada oturabilirsiniz. Burada masası falan da var. Bakın salıncağı var. Efendim çamaşır makinesi var. Müthiş bir manzara, görev manzarası burada. Bakın. Şöyle gösterelim. Karşınızda Gönen, Tokiler. Bakın Gönen şehir merkezi. Olduğu gibi Gönen manzarası. Ve burası hep böyle güzel bir esinti var burada. Yani o yönden de çok iyi, temiz bir hava geliyor. Gönen'e 3 kilometre. Hemen Gönen şehir merkezinin dibinde. Bakın önünüzde araziniz, arsanız. Buraya ekin, dikin, her şeyi yapın. Damlarımız da burada, hayvan yerlerimiz bakın buradan görünüyor. Arabayı koyduğumuz yer büyükbaş hayvan damları. Evet, harika bir çiftlik burası. Evet, şimdi burayı kapatalım. Güzel değil mi? Evet, güzel bir yer. Ah ah anılar, ah hatıralar değil mi? Evet abi, güzel bir anılar vardı burada. Hatıralar, anılar. Kimler geldi, kimler geçti? Üst kat, üst kata çıkıyoruz. Tabii güzel bir bakın duvarlar yapılmış. Harika, yine burada da kapı var ayrı. Yani bir gördüğü gibi tamamen bağımsız olarak yapılmış. Yine tavanlar böyle bir spot. Evin her tarafı beyaz. Evet, burada tek tam. Burası da yatak odası. Buraya da çift kişilik yatak koyup bu şekilde. Yine tavanlar spotlu, ledli. Burada yine ebeveyn banyosu. Ve ortak banyo burası aynı zamanda. Hem evet. Ebeveyn hem ortak. Burası öyle. Bakın çok güzel. Görüldüğü gibi duşakabini, tuvaleti, lavabosu, her şey harika. Evet, buradan çıkalım böyle. Yine burada bir oda var. Tabii buradaki odalarda eşya pek yok. Buralara alıp eşya koyabilirsin. Tavanlar yine aynı şekilde spotlu, ledli. Kocaman yatak odası. Burası da büyük bir, özel bir yatak odası yapılmış var. Burada yatak. Ve tavanlar yine harika. Ledli, spotlu. Burada da ufak böyle bir mutfak konmuş buraya. Buranın banyosu. Burada da ayrı bir yatak odasının banyosu, ayrı özel yani. Burası da bayağı bir geniş bakın. Klozeti, duşakabini, tavan kısımları harika. Yani tertemiz, pırıl pırıl. Ve buranın terası açık, aşağı kapalıydı. Burayı da isterseniz kapatabilirsiniz veya burayı böyle geniş açık olarak kullanabilirsiniz. Bakın müthiş bir manzara. Yani önünüzdeki alan da size ait. Etrafı çevrilmiş. 24 dönüm bir yer. Evet, 24 dönüm harika bir yer. Burası satılacak değerli dostlar. Bu tarafta da güzel dağ manzarası. Dağ manzarası var, köyler var. Yani mis gibi bir havası var. Evet, evet, evimizin bulunduğu yer burası. Yani damlardan uzak şekilde koku evet. Falan da gelmez. Tam üst köşede 3 katlı bir ev. Altta bakıcı olabilir değil tabii, mi? Tabii, depo. Burası var. Depo, evin deposu. Takım, alet, edevatın deposu. Bir de burası da çobanımızın evi. Evet, çobanın evi. Çobana olur. Özel bir evimizdir burası. Evet. İçine bakmak iyi olmuş. Bizim de bizim...
Orada evet, burası da orada bakıcı evi. Bu taraf müsait mi? Yatak odası müsait. Yok abi. Yok müsait değil. Evet, tamam. Orada bir banyomuz var. Bir yatak odamız var. Bir şekilde. Yani, salon. Buzdolabı. Makinesi, çamaşır. Buzdolabı var. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Her şey burada. Ha, sağ ol. Peki evi. Tamam. Evet. Burası da işte bostan olarak 3 tane aile yaşayacağı için bu evde. 3 tane evet. Yaşayabilme ortamı var. Sarı toprak. Onun kendimize böyle bir evet. Bostan yapabileceğimiz, sebze meyve sebze yetiştireceğimiz bir alan. 2 tane alan. Evet. Hem burası hem burası. Evet, orası da öyle aynı şekilde. Orası da bahardaki zebzelerimizi ekeceğiz. Evet, sebze. Bu tarafta kışlık zebzelerimiz. İşte soğandır, sarımsaktır, yeşil soğan, kuru soğan, marul, evet. Lahana, ıspanak, maydanoz, evet. Nanemiz. Bunları ekmişiz. Burası kışlık zebze alanımız. Burası da baharda ekilecek yazlık için efendime evet. Söyleyeyim. Zebze alanımız. Tamam. Şimdi buradan da istiyorsak hem ahanlarımıza inebiliyoruz bu merdivenden. Hem evimize de çıkabiliyoruz. İki tane evimizin girişi var. Bir giriş de buradan. Burayı satıyorsunuz. Burası inşallah iyi bir alıcı olur. Bu işi i̇nşallah. Yapar, değil mi? Tabii. Yaparsa kazanır para. Yapsa da yapmasa da illa yani yapan kazanır, alan da kazanır. Evet. Burayı işte iki kişilik, üç kişilik, iki kişilik bir aile gelirse daha iyi olur. Çok iyi olur. İki kardeş, iki bacanak gelir evet. Burayı güzel bir işletirse, hayvan alır, burada yaşarsa, hem burada yaşarsınız, elektriğiniz var, suyunuz var. Efendim her şeyiniz sistem hazır. Damlar yenilenmiş, ev yenilenmiş. Yani müthiş. Gönel Şehir Merkezi'nin dibinde harika bir yer. Evet, güzel bir çiftlik burası. Bizim tarafımızdan satılacak. Evet, bakalım buranın sahibi kim olacak? Detayları telefonda. Detaylı bilgi almak isteyenlere de detaylı bilgi alabilirsiniz. İstediğiniz zaman gelip burayı görebilirsiniz. Evet. Çay bahçesi. Bir işletme de. Bir işletme de olabilir buraya. Evet. Yani her şey olduğu yer. Evet, derdi olsa.